Merhaba. Bugünkü videoda son dönemlerde özellikle sık sık yaşadığım sorunlardan bir tanesi olan uçuk için evde kendi kendime denediğim yöntemlerin içerisinden en etkilisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünkü videoda elma yağından bahsedeceğim. Ee, İnternette uçukla alakalı sayısız evde geçirme yönteminin olduğunu fark ettikten sonra bana göre en mantıklı olan birkaç yağı denemeye başladım. Elbette ki elimde e, uçuk kremleri de var. E, fakat elimde en yakın tarihi 7 yedinci ayda bitmiş olan krem var. Tarihleri geçmiş. Ve şu an eczaneye gidip bu kremi alamam. E, bu yüzden de aklıma evdeki yağlardan bazılarını kullanmak geldi. Daha önceleri de kullandım. Ve çok ama çok memnun kaldığım yağlardan bir tanesi. Hiç şüphesiz ki elma yağı. E, öncelikli olarak steril bir e, pamuklu çubuğa damlattıktan sonra. Uçuk olan bölgeye direkt olarak temas ettirin. E, fakat çok bastırmayın. Uçuğu patlatmak gibi bir derdimiz yok. Bizim burada uçuğu kurutmak istiyoruz. Bu yüzden de. İçerisinde bol elma yağı olan steril pamuklu çubuğu direkt olarak bu bölgeye bastırın. Ama patlatma amaçlı değil. Çok hafifçe yandığını hissedin o bölgenin. E, bu sayede yaklaşık olarak 2 saat içerisinde uçuk bayağı hafifliyor. Şiddet e, şiddeti azalıyor. Hani böyle çok büyük uçuklarda zonklama diye tabir edilen bir his var ya onu ciddi anlamda azaltıyor elma yağı. Sonrasındaki günde de çok hafif bir şekilde uçuk devam ediyor devam edin uygulamaya ikinci günde üçüncü günde zaten eser kalmıyor uçuktan Zaten ikinci günün sonlarına doğru uçuğun yok olmaya başladığını görüyorsunuz ve hissediyorsunuz Peki bunun dışında başka hangi yağları denedim ve hangilerinden memnun kaldım onlardan da bahsetmek istiyorum Çünkü elinizde elma yağı olmayabilir ama bu sayacağım diğer iki yağ hemen hemen pek çok kadının ecza dolabında açıkçası var biliyorum bir tanesi en çok diş başvurduğumuz yağlardan bir tanesi olan karanfil yağı. Karanfil yağı da kesinlikle bu konuda çok etkili. Aynı yöntemini bir tane steril pamuklu çubuğa karanfil yağını damlatarak uçuk olan bölgeye uygulayın. İstediğiniz sıklıkta uygulayabilirsiniz. Sadece bu bölgenin aşırı derecede kurumasına, kurumamasına dikkat edin. Çünkü uçuk olan bölgeyi kurutayım derken çevresine de çok fazla kurutuyor olabiliriz. Bu defa da nemlendirmek için uğraşırız. Sadece uçuklu kısma damlattığınızdan emin olun. Bir diğer yağ da çay ağacı E bu biliyorsunuz siviceller üzerinde de çok etkili yağlardan bir tanesi. Çay ağacı yağını da yine steril pamuklu bir e, çubuğun üzerine damlatarak kullanabilirsiniz. Ee, aynı yöntemle maksimum 2 gün kadar uygulama yaptıktan sonra e, uçuğunuzun sizi terk ettiğini göreceksiniz. Ve benim uçuklarım daha önce e, pek çok e, krem kullanmama rağmen leke bırakarak gitti. Üst dudağımda, dudak kenarımda, alt dudağımda leke bıraktı ve ben bunları ancak C vitamini serumla geçirebildim. E, o da biliyorsunuz hem maddi olarak biraz külfetli bir tedavi e, leke tedavisi çünkü hem de çok uzun bir süreç. Açıkçası bunun için uğraşmaya değmez. Bu uçucu yağlar gerçekten bu anlamda çok iyi. Hem ekonomik hem çok ulaşılabilir. Hemen hemen her yerde var. Bakkallarda bile var. Güzellik marketlerinde, zincir marketlerin tamamında neredeyse var. O yüzden e, ezanlarda satılan kremler elbette ki işe yarıyor ama daha hızlı bir çözüm bana kalırsa kesinlikle bu uçucu yağlar deneyimlemiş birisi olarak kendi e, deneyimlerimi aktarmış oluyorum bu videoda sizlere siz ne düşünüyorsunuz hiç kullandınız mı elma çay ağacı yağı veya karanfil yağını uçuğunuzun üzerinde. Ben özellikle elma yağını çok severek kullanıyorum. Siz de bu yağlardan birini kullanıyorsanız kendi kullanıcı yorumunuz ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ya da evde kendi başınıza bulduğunuz herhangi bir uçuk tedavisi yöntemi varsa bunu da yorumlardan paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde kendi aramızda daha kaliteli bir şekilde fikir alışverişi yapabiliriz. Birbirimizin fikirlerinden faydalanabiliriz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayıp beni desteklemiş ve teşvik etmiş olabilirsiniz. Şimdiden bunun için her birinize çok teşekkür ediyorum. Herkese çok geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.